Değerli arkadaşlarım, tekrardan herkese merhabalar. Hadi biraz daha anayasamızın içerisine girelim ve siz de şöyle bir soru yapalım. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetki bakımından sahip olduğu en önemli görevi nedir? Tabii ki o da belli kişileri Yüce Divan'da yargılamak. O zaman şuraya yazdım. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri kapsamındaki en önemli yetkisi ne yapmakmış? Yüce Divan'da yargılama yapmak. O zaman sorum şu size. Yüce Divan'da kimler yargılanıyor? Değerli arkadaşlarım, bunun birçok unsurunu geçmiş derslerde gördük. Yüce Divan'da en üst kademedeki kişileri alacağız. Mesela bunun başında bir hatırlayın. Cumhurbaşkanımız var. Hatta Cumhurbaşkanımızın demiştim. Yargılanabilmesi için önce soruşturma açılmasını istiyorduk 301 kişiyle. Sonra karar veriyorduk 360'la. Sonra milletvekili olarak 400'ü sağlarsak Yüce Divan'a sevk ediyorduk. Hatta Cumhurbaşkanımızın yargılama unsuruna sahip kimler vardı başka? Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Aynı zamanda bir de bakanlarımız da aynı böyle yargılanıyordu. Buraya kimi yazacağım bir de bak kimi yazıyorum. TBMM başkanı diyorum. Yani milletvekillerinin hepsi demiyorum. Sadece meclisin başkanı diyorum. Bir de kimleri yazacağım? Özellikle mahkemelerimiz. Neydi bizim mahkemelerimiz? AYDU. Bak ne yazdım? Anayasa, Yargıtay ve Danıştay'ın başkan ve üyeleri dedim. Hocam niye uyuşmazlığı yazmadınız? Canım benim aslında şurada uyuşmazlık yazıyor. Sen görmüyorsun. Çünkü uyuşmazlık dediğimiz birim Anayasa, Yargıtay ve Danıştay'dan toplanan bir birim. Haliyle onlar da aslında şu yazdığım madde içinde var. Burada yer alan başsavcı ve başsavcı vekilleri de. Aynı zamanda yargı başlığında iki tane kuruluş göstereceğim dedim. Neydi onlar? Sayıştay ve neydi? HSK. O zaman yazdım. HSK ve Sayıştay'ın başkan ve üyeleri. Bunlar da ne oluyormuş? Yüce Divan'da yargılananlar arasındaymış. Ve bir de kuvvet komutanlarını alalım. Başında kim var? Genel Kurmay Başkanımız ile kim diyeceğim? Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanları diyeceğim. Kim yok? Jandarma yok. Peki hocam, bunlar yargılanıyor. Peki yargılanıyor da Yüce Divan'da savcılık görevini yaz. Bak ne diyorum? Yüce Divan'da savcılık görevini kim yerine getirir? Tabii ki yerine getirecek olan kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili. Kimmiş? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Bunlar Yüce Divan'da savcılık görevini yerine getirenler. Şimdi bu kapsamda size Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görev ve yetkisini göstereceğim. Şimdi hatırlayın bakayım. Bizim bir normlar hiyerarşimiz vardı. Hiyerarşik sisteme baktığımızda anayasayı nerede görüyorduk değerli arkadaşlarım? En tepede. O zaman kendi altında yer alan tüm birimlerle ilgili denetim yapma hakkına sahip mi? Sahip. O zaman şöyle yapalım mı? Daha güzel olur. Ben şu tahtayı şöyle bir boşaltayım. Senle gel. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi'ne uygunluk denetimi yapalım. Ve bu denetim tipi kendi içinde iki şekilde olacak. Çünkü bu onun aslında görev ve yetkisidir. O zaman şöyle bir başlık attım. Anayasaya diyeceğim ki uygunluk denetimi. Ve burada ben size iki tane denetim öğreteceğim. Bak sınavda bunu beklerim. Çok da böyle eleyici, ters köşe bir soru olur. İki tür denetime sahiptir. Denetimlerinden birincisi şöyle geçer. Soyut norm denetimi diye geçer. Bir diğeri ise ekranı buraya getirdiğimde göreceksiniz. Somut norm denetimi diye geçecek arkadaşlar. Peki hocam bunlar ne demek? Önce gel şurayla başlayalım. Soyut norm demek anayasa
Uygunluk denetimi olarak görev ve yetki bakımından hiyerarşinin en tepesinde yer aldığı için her türlü denetimi yapıyor. Hem iptal davalarına bakar hem itiraz davalarına bakar. Soyut norm açılan iptal davası demek. Yani sana sınavda direkt şöyle bir soru da sorabilir ÖSYM. Anayasa Mahkemesi'ne açılan iptal davalarına ne ad verilir? İptal davalarına ne ad verilir diyecekmişim. Soyut norm denetimi adı verecekmişim. Peki hocam kimler iptal davası açabiliyor? Ya da hangi hususlarla ilgili bu davalara anayasa bakar? Çünkü anayasanın görev ve yetkisi kimleri incelemek? İşte soru burada geliyor. İyi dinle, birazcık burada sizi yoracağım. Anayasa aslında iptal davası bakımından iki tane farklı şekilde inceleyecek. Bir, çıkarılan kanunların diyeceğim. Kanunların. Aynı zamanda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve aynı zamanda TBMM iç tüzüğünün. TBMM iç tüzüğünün. Şuraya dikkat. Anayasaya. Anayasaya. Bak ne yazıyorum? Şekil ve esas bakımından. Şekil ve esas bakımından aykırı olduğu gerek çesiyle ne yapabiliyor? İptal davası açılabiliyor. İptal davası açabilenler var. Bizim de burada olayımız kimler bu iptal davasını açabilir onu göstermek. Ama onu göstermeden önce biraz sohbet edelim. Anayasa hiyerarşik sistemin en tepesinde yer aldığı için kanun olsun, kararname olsun, iç tüzük olsun. Tüm bunları ne yapabiliyormuş görev ve yetki bakımından? Hem şekil hem de esas bakımından inceleyebiliyormuş. Hocam o ne demek ki? Canım benim o şu demek. Şekil demek bir şeyin yapılışı usulü. Esas demek o şeyin içeriğidir. Şimdi bunlar hiyerarşik sisteme göre zaten altında yer aldığı için her türlü denetler. Yani şöyle düşünün. Benim görünen kısmım, benim şeklim, benim duygu, düşünce gibi unsurlarım benim de neyim oluyor? Esasım oluyor. Yani bunlar her yönüyle karışabiliyormuş anayasa. Ve aynı zamanda şöyle bir hakka da sahipmiş. Bunların şekil ve esas bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle ne de yapılabiliyormuş? İptal davası açılabiliyor. Sorum da geliyor o zaman size. Peki bu iptal davasını kimler açabiliyor? 1. Cumhurbaşkanı açar. 2. Mecliste en fazla üyesi olan 2 adet siyasi parti grubunun ikisinin de böyle bir hakkı varmış. Yani şu ana baktığınızda şu an kim var? İşte AK Parti ile CHP. İkisi de ayrı ayrı ne yapabiliyor? İptal davası açabiliyor. Ve bir de arkadaşlar TBMM üye tam sayısının, üye tam sayısı nedir zaten? 600. Bu üye tam sayısını diyeceğim 5'te 1'i. Kaç eder yani? 120 milletvekili de şekil ve esas bakımından bunlarla ilgili anayasanın kapısını çalıp İptal davası açabiliyor. Peki bununla ilgili iptal davası açabilmeleri için kararın verilmiş olduğu süreçten itibaren itiraz hakları var mı? Var arkadaşım. Kaç gün içinde süre tanıyoruz onlara? Tanıdığımız süre 60 gün içinde ne yapabiliyormuş? İtiraz durumlarında bulunabiliyorlarmış. Şimdi ekranın burada bu kalsın. Bak yanına gel. Yanında da şöyle bir örnek vereceğim. O yüzden ikiye böldüm. Sonra bir toparlayacağım. Hani zor gibi gelir ama kolaydır. Anayasa Mahkemesi görev ve yetki bakımından şunu da yapar. Bakın kanunlarda bir istisna var. Kanunları buraya da yazıyorum. Hem kanunların hem de anayasa değişikliğinin diyeceğim. Ne yazdım? Kanunların ve anayasa değişikliğinin. Anayasaya diyeceğiz. Anayasaya sadece şekil bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açabilenler kimler dersen. Bakın bu sefer ne dedim? Sadece şekil bakımından. Nelerle ilgili? Kanunlarımızla ilgili sadece şekilsel denetimde yapılabiliyormuş. Diğerleriyle ilgili değil. Anayasa değişikliğini ise sadece görev ve yetkisi şekil bakımından denetleyebilmektir. Şekil neydi? Sadece yapılış ve usul bakımından, yani içeriğine girişemeyecekmiş. Soruda bana şekil ve esas bakımından kimler iptal davası açabilir derse kim dedik? Cumhurbaşkanı
En fazla üyesi olan iki siyasi parti grubu ve 120 milletvekili dedik. Ama ben soruda gelip de size sadece şekil bakımından kim iptal davası açar dersem, şurada ikinci maddede yazdım. En fazla üyesi olan iki siyasi parti grubu olmayacak. Yani kimler olacak? Cumhurbaşkanımız ile bir de kimi yazacağım arkadaşlar buraya? TBMM üye tam sayısının 5'te 1'i yazacağım. Yani ne yapıyor o sayıda? 120 milletvekili. Peki bu duruma itiraz hakları kaç gün diye sorarsam, buradaki itiraz süresi ise 10 gündür. Baktığınızda aslında zor gibi görünür. Karmaşık bir şeyi size net bir hale çevirdim. Hocam peki ÖSYM bu ekrandan nasıl soru sorar? Gel soru tiplerini yapalım. 1. Anayasa Mahkemesi'ne açılan iptal davalarına ne ad verilir? Ne ad diyeceksin? Soyut norm. Anayasa Mahkemesi'ne kimler iptal davası açar? Bak sana hiç ÖSYM öyle şekilmiş, esasmış demez. Kimler iptal davası açabilir? Kim diyeceksin, sen de geniş düşün. Cumhurbaşkanı, 120 milletvekili ve en fazla üyesi olan iki siyasi parti grubu. Daha detayına girerse, şekil ve esas bakımından iptal davası açmak için gerekli olan süre 60 gün. Sadece şekil bakımından dersem de 10 gün diyeceksin. Bence anlaştık. O zaman bu ekranı bırakalım. Tahtımızın diğer köşesine gelelim. Burada ne gösterdim size? Soyut norm. Ne demekmiş? İptal davası. Şimdi ne gösteriyorum size? Somut norm. Somut norm ise itiraz davası demektir arkadaşlar. O zaman gelsin soru. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazlara ne ad verilir diye sorsun ÖSYM. Niye sormaz? Sorar. O zaman ne diyeceğim? Somut norm denetimi diyeceğim. Hocam bu nasıl oluyor ki? Mesela bir davaya bakmakta olan, tamam, mahkeme yapılan Yasin'in itirazı, benim itirazımı alır, sunar. Niye sunar? Çünkü benim yaptığım itiraz buradaki maddelerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle. Bu da anayasaya iletilir. Anayasa ciddiye alırsa bununla ilgili inceleme yapar. O zaman itiraz neymiş? Şuymuş. Bak yazdım. Bir davaya bakmakta olan mahkeme yapılan itirazı anayasaya iletir ve inceleme sonucunda ne oluyormuş? Ciddiye alınırsa karar askıya alınacak. Çünkü niye askıya alınıyor? Anayasa inceleme yapacak. O zaman burada şunu bilelim. Anayasa inceleme sonucunda arkadaşlar dikkat edin, kararını 5 ay içinde açıklar. Ha, açıklamak zorunda değil. Açıklamıyorsa demek ki seni takmıyordur karar. Neyse sen onu uygulayacaksın. Herhangi bir sıkıntı yok demektir. Burada şöyle bir sıra sorusu beklerim. Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. Ben bulundum, o bulundu, şu bulundu. Peki Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz, şuraya dikkat et, reddedilir ise, bir daha sunamazsın. Eğer ki reddedilirse anayasa diyor ki kardeş diyor, 10 yıl kapıma gelme diyor. 10 yıl boyunca tekrar sunulamaz. Bak onun yanına şunu yaz. Karıştırma Yasin Hocan sana kızar. Neyle karıştırma? Hatırlayın, kanun teklifinde bulunuyorduk. Bulunmuş olduğumuz kanun teklifleri reddedilirse 1 yıl sunulamıyordu. Ama ben Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazdan bahsediyorum. İtirazlar reddedilir ise kaç yılmış? 10 yıl. O zaman ekranda ben sana hem soyut norm hem de somut normun ne olduğunu vermiş oldum. Peki şöyle yapalım. Tahtanın şu köşesine, şunu yazayım. Anayasa Mahkemesi kararları yazayım. Değerli arkadaşlarım, en yüce mahkeme olduğu için bana şunu söyler misiniz? Anayasa Mahkemesi kararları kesin midir? Kesin ve bağlayıcıdır. Aynı zamanda kararlar asla geriye yürütülemez. Bunu da vermiş olalım. Peki hocam, burada güzel bir bilgi. Şu maddeme dikkat etsen yeterli. Anayasa Mahkemesi çıkarılan kanun ya da işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da TBMM iş tüzüğü ile ilgili bir iptal davası verdi. İptal kararı yürürlüğe giriş tarihi belirtilmediyse ne zaman girer? Nasıl ki bir kanun çıkarken resmi gazetede yayınlandığı günse, kaldırılırken de aynıdır. Ama burada bir ama var. Bir önce onu vereceğim. Dikkat arkadaşlar. İptal kararı
resmi gazetede neymiş? Yayımlandığı gün uygulanıyormuş. Anam dediğim şey şu. Ancak diyeceğim. Ancak. Verilen iptal kararlarının hemen uygulanabilmesi zor olabiliyor. Yani bir şeyi böyle hayatına almak kolaydır ama çıkarmak zordur ya, onun gibi düşünün. Bugün örneğin işte fabrikalar filtre bacı uygulamasına geçecek diye bir kararı iptal ediyor. Yani kullanmak zorunda değilmiş ve bununla ilgili kararı iptal ediyor ve artık kullanacak diyor. Şimdi düşünsene, şimdi bu fabrikaların filtre bacı uygulamasını bir günde yapabilmesi gibi bir lüks var mı? Yok. Niye böyle bir örnek veriyorum? Demek ki iptal kararları ile ilgili Anayasa Mahkemesi ek süre tanıyabiliyor. O süre ne kadarı geçemez. İşte o süreye dikkat arkadaşlar. Ancak bu karar ile ilgili bir yıl en fazla, tabii ki bir yıl en fazla süre tanınabiliyormuş. Tamam mı? Ne dedim? Bir yıl ek süre verebilirim. Bir yıl içinde bunu halledeceğim. Bir yılın sonunda artık affetmem seni. Anlaştık mı? O zaman değerli arkadaşlarım, aslında bu ekranda Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar yüce bir mahkeme olduğunu gördünüz mü? O zaman gene şu tahtayı bir boşaltayım ve seninle şunu yapalım. Anayasa Mahkemesi nasıl bir çalışma sistemine sahip? Hani sadece burası meclisin bir yargı kolu muydu? Buraya kim de başvuru yapıyordu? Bireysel başvurular da var. Onları konuşalım o zaman. Hadi. Şimdi değerli arkadaşlarım, attım başlığımı ve diyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulü. Bu başlığım artık anayasada sizi yeterince yordum. Son yoracağım kısım olacak. Anayasa Mahkemesi çalışma sistemi bakımından ikiye bölünüyor. Birinci kısmının adına iki bölüm adı verilir. Diğer kısmına ise genel kurul adı verilir. Hocam bunlar ne yapıyor ki? İki ayrı birim şeklinde çalışmaları yerine getiriyorlar arkadaşlar. İki bölüm görevsel anlamda, burası bireysel başvuruları karara bağlar. O zaman bireysel başvuruları karara kim bağlar dersem anayasa. Anayasanın hangi birimi deyip daha detay sorarsam, ki çok zor görürsün öyle soruları, ancak testte biz sorarız. İki bölüm diyeceğiz, tamam. Anayasanın iki bölüm bireysel başvuruları karara bağlıyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle gidip doğrudan anayasaya başvuru yapabilirsiniz. Peki Anayasa Mahkemesi'nin toplamda kaç üyesi vardı canlar? 15. Şimdi bireysel başvuruyu karara bağlayabilmek için o gün o 15 adet üyenin 15'i doğru olmak zorunda mı? La yok, gerek yok. Orada 4 tanecik üye olsun, bana yeterli. O 4 üye toplansın, çoğunluk ne diyorsa onların dediği geçerli olur. Gelelim genel kurul. Bizim üzerinde duracağımız kesim orası olacak. Çünkü genel kurul ne yapıyor biliyor musunuz? Burası meclisin yargı koludur. Yargı koludur. Yani burada ne yapılıyor? Meclisle ilgili işlemler karara bağlanıyor. Ne gibi? Vekilliğin düşecek, dokunulmazlığın kaldırılacak, ne bileyim kanun iptal edilecek ya da bir parti kapatılacak ya da anayasa değişikliğinin iptali onanacak ya da kaldırılacak. Bunların hepsi genel kurulda. Peki o zaman genel kurul demek ki daha önemli ve değerli işlerin çözümlendiği yer. Peki burada 15 adet üyenin 15'i de gelmek zorunda mı? En az, ama burada 10 üye gelmek zorunda. 9 tanesi gelsin işlem yapılamaz. Peki o zaman iki bölümü at kenara. Çünkü burada sadece bireysel başvurulara bakıyorduk. Peki hocam, genel kurulda biz birçok işlemi aslında inceliyoruz. Doğru mu? Doğru canım benim. O zaman sana ben burada biraz detay gireceğim. Bir, genel kurulda toplantıya katılanların 3/2 çoğunluğu ile yapılan işlemler var. Ve bir de toplantıya katılanların saat çoğunluğu ile yapılan işlemler var. İşte bu işlemleri konuşalım isteyeceğim. Şimdi bu detayı bilmene gerek var mı? Ya yine de bil. Çok çok detay. Şimdi toplantıya katılan derken örneğin 15 adet üye var. 15'i de geldiyse 15'in 3'te 2'si. Ama en az kaç kişi gelecek? 10. 10 kişi gelirse 10'un 3'te 2'sini alacağım. 9 kişi gelirse zaten açılamaz. Burada ise ne diyor? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. 15'i geldiyse saltını al. En az 10 kişi gelebiliyordu. 10 kişi geldiyse onun saltını alacaksın.
Peki hocam, 3'te 2 çoğunluk daha çok hangi kararları işleme bağlıyor? Mesela anayasa değişikliğinin iptalinde ya da siyasi partilerin kapatılmasında ya da siyasi partilerin devlet hazinesinden yoksun bırakılması durumları anayasanın genel kurul kısmının toplantıya katılanların 3'te 2 çoğunluğuyla çözümleniyor. Hocam soru nasıl gelecek? Böyle mi gelecek? Ben şimdi sana soru dilini vereceğim. Salt çoğunluğun arandığı yerlere bakın arkadaşlar. Burada ise mesela Yüce Divan'da karar alırken ya da kanun iptal edilirken ya da TBMM iç tüzüğüyle ilgili bir iptal verilirken, hatırlayın, milletvekilliğinizi sona erdirmiştik. Sona erdirilmesinde ya da dokunulmazlığın kaldırılmasında. Bunlarda ise ne aranıyormuş? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Şimdi gelelim bu kitap dilini sınav diline çevirelim. Bakın sınav dili o yüzden önemlidir. Sana sınavda ÖSYM şöyle sorar. Kardeşim der, siyasi partilerin der kapatılmasına kim karar verir? Sen de basit düzeyde anayasa diyeceksin. Sana şunu bile sormaz. Anayasanın hangi kısmı bile demez. Yani genel kurul mu, iki bölüm mü, bunu bile demez. Kardeşim siyasi partinin kapatılmasına kim karar veriyor? Anayasa. Siyasi partinin devlet hazinesinden yoksun bırakılmasına kim karar veriyor? Anayasa. Hangi kısmı? Genel kurul. Ne kadarlık çoğunluk? 3'te 2. Bunlar dıdının dıdısı. Duy. Duyma demiyorum. O yüzden anlatıyorum zaten. Ya da kanun iptaline kim karar veriyor? Anayasa. Hangi kısmı? Genel kurul. Ne kadarlık çoğunluk? Salt çoğunluk. Dili anlıyorsun değil mi? Soru dilini. Hatta hatırlayın, vekilliğiniz bitmişti, dokunulmazlığınız kaldırılmıştı. Nereye itiraz yapılır demiştik? Anayasaya. Hatta kaç gün içindeydi? 7 gün. Sonuç 15'ti. Hatırlayın onları. Yani bakın burası detay kısım ama bunun soru dili oldukça basittir. Hani böyle yazdığımızda bazen korkuyorsunuz. Ya korkma. Soru dili oldukça net gelecek sana. Şimdi burada şu ekranda kalalım. Nerede kalalım istiyorum? Hazır şurada siyasi partilerin devlet hazinesinden yoksun bırakılmasını konuştuk. Sana ben burada harika bir sınav sorusu olabilecek bir bilgi vereyim. Değerli arkadaşlarım, bugün bir siyasi partinin devlet hazinesinden yararlanabilmesi için gerekli olan çoğunluk kaçtır? Hadi gel söyleyelim. O zaman yazdım. Dedim ki siyasi partilerin devlet hazinesinden yararlanabilmesi için toplam geçerli oyların %3'ünü almış olması gerekir. Şimdi biz baraj olarak, bu sayıları karıştırmayın diye bir toplu verelim. 3 tane baraj öğrenmiş olduk. Bu barajlarımıza bakın arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. Bunlardan bir tanesi %3 barajı. Bir diğeri %5 barajı, bir diğeri de %7 barajı olmuş oldu. %3 neymiş? Hazineden yararlanma. %5 Cumhurbaşkanlığına aday çıkarma. %7 de neydi? Seçim barajınızdı. Tamam. Bakın bunlar karışmasın. Bizim bilmemiz gereken 3 tane barajımız varmış. Neymiş? 3-5-7 barajı. %3 hazine, %5 Cumhurbaşkanlığına adaylık, %7 de bizim seçim barajımız dediğimiz kısımdır. Burada bir bilgi daha vermek istiyorum size. Yine güzel bir sınav sorusu olur. Peki bugün siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Şimdi mali denetim deyince, mali bütçe deyince akla hep Sayıştay gelecek. Derste öğreneceksiniz. Ama bir istisna var, o da bu. Siyasi partilerin diyeceğim, mali denetimini bak kim yapıyormuş arkadaşım? Anayasa Mahkemesi yapar. Anayasa bunu yaparken şöyle de yazayım, Sayıştay'dan destek alır. Yani kim yapar dersem, anayasa kimden destek alır dersem, Sayıştay'dan. Süper. O zaman değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesini dibine kadar görmüş oldunuz. O zaman AYDU dediğimiz yüksek mahkemelerden anayasayı
bitirmiş olduk. Şimdi diğer mahkemelerimiz Yargıtay, Danıştay, uyuşmazlık. Bunları da bir sonraki dersimizde sizlere göstereceğiz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.